Gidiyoruz Armağan. Ben hiçbir yere gelmiyorum anne. Armağan duymuyor musun? Beni bitirmeye çalışıyor. Beni yok etmeye çalışıyor. Buna rağmen mi? Ha? Gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Burada sen kim olarak kalıyorsun? Ha? Kimin yanında kalıyorsun? Abim. Öz abimin evinde kalmayacağım da kimin evinde kalacağım anne? Bu sırrı sonsuza kadar saklayabileceğini mi sanıyordun anne? Çok saçma. Hala gizlemeye çalışıyorsun. Gerçeği öğrendim artık. Babamın tek çocuğu olmadığımı, pehlivan soyadını taşıyan iki kardeşim daha olduğunu biliyorum. Bir dakika. Armağan, sen her şeyi yanlış anlamışsın. Benim soyadım pehlivan değil. Babanla da hiçbir kan bağım yok. Çok şükür. Nasıl? Ben eminim bundan. Anne bir şey desene. Hayır, hayır. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Ben sana hakikati anlatayım. Senin babanla benim babam arasında bir husumet vardı. Ne husumet? Kan davası gibi bir şey. Kozlarını paylaşamamışlar. Çünkü şartları eşit değilmiş. Neyi paylaşamamışlar ya? Neyin düşmanlığı? Bilmiyorum. Neyi paylaşamadılarsa paylaşamadılar. Ama bu husumet ikisini de canından etti. Canlarından olmalarına rağmen de hiçbir şey bitmedi. Çünkü annem bize düşmanlığına devam etti. Çocukluğumuza yazık etti. Yani biz kardeş değil miyiz? Bak, sen benden yardım istedin. Ben de sana abilik yaptım. Hepsi bu. Ama burada kalmak istersen seni hiçbir kuvvet buradan çıkaramaz. Burada kalmak istemiyorsan da sen bilirsin. Buna bir şey diyemem. Onun kendi evi var. Düşmanın evinde kalacak değil herhalde. Hadi Armağan. Ben hiçbir yere gelmiyorum anne. Armağan, burada kalmana müsaade etme. Ben senden müsaade istemiyorum. Kararımı söylüyorum. Gelmeyeceğim. Düşmanın evinde mi kalacaksın? Babanın düşmanını. Babamın düşmanı. Benim değil. Belki de artık aranızdaki bu düşmanlığı bitirmenin vakti gelmiştir ha anne? Saçma. Aranızda her ne geçtiyse şimdi helalleşin. Bu düşmanlığı da artık bitirin. Bunu yaparsan eğer seninle eve gelirim. Bize yaptıkları için, çaldığı çocukluğumuz için helallik isterse, özür dilerse belki bu düşmanlığı bitirebilirim. Biraz da olsa pişman oldun mu bize yaptıklarına? Hı? Söyle hadi. Hakkını helal etti. Gençtim, cahildim, yaptım da. Bilemedim de. Yalan da olsa söyle. İnanacağım çünkü. Hadi. Öyle yaşanması gerekiyordu. Öyle yaşandı. Bir daha benim oğluma dokunursa, yaklaşırsa çocukluk günlerini mumla aratırım sana. Armağan, gidiyoruz. Bu canavarın evinde kalamaz. Bu odada tek bir canavar var, o da sensin anne. Armağan,
Bir düşmanlık yüzünden iki çocuğun hayatını çalacak. Kinini devam ettirip adamın işine taş koyacak. Deva'nın hayatına kastedecek kadar canavarsın sen. Şimdi gidiyorum. Ama seni almak için geri geleceğim. Seni burada bırakmayacağım. Beni eve götür. Zafer Pehlivan değil mi? O. Ne arıyormuş burada? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ya nasıl bir rahatlık bu Gülen'den? Ben vallahi anlamıyorum ya. Hiç mi merak etmiyorsun Sera'dan oldu? Etmiyorum. Sen de etme. Ne film dönüyor burada ya? Ne yaşadık biz böyle? Ne oldu yani? Abi sen bana söz vermiştin. Ama ne yaptın? Annemi buraya çağırıp beni onunla yüzleşmek zorunda bıraktın. Ben sana verdiğim sözü tuttum Armağan. Senin sırrını sakladım. Sen burada olmayacaktın, annen de seni görmeyecekti. Ama gördü. Değil mi? Bunun hesabını bana değil, ona soracaksın. Bana mı? Deva'ya niye soruyorum? Onunla ne alakası var? Çünkü bu evde olup biteni annene yetiştiren o. Ne? Sen şaka mı yapıyorsun? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Bence burada büyük bir yanlış anlaşılma var şu an. Arma, sen eve git. Bundan sonrası Deva ile benim aramda. Ben eve gidemem. Kız kardeşin rahatsız oluyor biliyorsun. Hayır Arman. Yok öyle bir şey. Vefa. Arman'ı eve götür, bundan sonra evde misafir edeceğiz. Gülü Cemal abi. Lütfen ben... Arman lütfen. Ben Zafer Hanım'a hiçbir şey söylemedim. Arman benim en yakın arkadaşım. Ben niye gidip böyle bir şey yapayım? İhaleyi sana bilerek duyurdum. Sen de duyar duymaz Zafer Hanım'a koştun. Saçmalık bu. Ben oraya onun... İtalyanların da onun adamı olduğunu biliyordun. Biliyordum. Hayır, bilmiyordum. Sen bilerek benim güvenimi kazandın. Bunu başardın da... seni bu evde baş tacı yaptım. Ama sonra ne olduysa... Zafer Hanım'ın isteklerini yapamaz hale geldin. Belki de vicdan azabı çekmişsindir ha? Sana en güvendiğim anda kaçtın gittin. Sen bir hainsin. Bunlar senin. Madem ben hainim... ne diye bana para veriyorsun? Bir nevi yıpranma payı diyelim. Seninle yaptığım anlaşmaların hepsini iptal edeceğim. Seninle çalışmak istemiyorum. Bu evde kalmanı da istemiyorum. Çünkü bu evde hainlere yer yok. Ne kadar da erdemli bir davranış. Evinde kalan haine yıpranma tazminatı ödeyip öyle gönderiyorsun. Öyle mi Gül Cemal Bey? Öyle. Para için yapmadım mı zaten? Ama çok akıllı olduğunu itiraf etmem lazım. Kaç para var burada? Çok para. Zafer Hanım'ın sana veremeyeceği kadar çok. Çok teşekkür ederim. Hani bana atölyede söylemiştin ya ben paha biçilmezim diye.
Senin de bir fiyatın varmış demek ki. Hayatımda kimse beni bu kadar aşağılamamıştı. Deva! Senin paranı da, evini de istemiyorum, anladın mı? Hiçbir şeyini istemiyorum. Senin bu öve öve bitiremediğin adaletin bu mu? Yargısız infaz mı? Açıkla o zaman. İspatla suçsuzluğunu. Neyi açıklayacağım ya ben? Ben sana hiçbir şey açıklamak zorunda değilim. Sen kendi kendine zaten yazmışsın, oynamışsın, inanmışsın. İnan ya. Neye inanmak istiyorsan ona inan, tamam mı? Ben gidiyorum. Suçun ortaya çıktı ya, böyle kaçsan gidersin işte. Hadi koş patronun arkasından. Yetişirsin belki. Gitmiyorum Cemal Bey. Hiçbir yere gitmiyorum. Sen benim suçluluğumu ispatlayana kadar 3 gün. 3 gün veriyorum sana. 3 gün sonra benim hain olduğumu ispatlayacaksın. Ancak o zaman giderim bu evden. Senin hain olduğun ortada. Kanıtla. 3 gün içinde bana benim hain olduğumun kanıtını getiremezsen, tam burada benden özür dileyip yanında kalmam için yalvaracaksın. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Gelme! Çık dışarı. Yalnız kalmak istiyorum, tamam mı? Ben de senin evinde kalmaya meraklı değilim zaten. 3 gün. 3 gün sonra bul o kanıtı, çeker giderim ben de. Çık şimdi. İyi misin canım? Yaşlanmış. Ama hala güzel. Gördün demek. Görmez olsaydım. Ya şey, bir şeyler oluyor ama. Ne gibi? Ne oluyor? Ya bu ama ne kızın adı? Şey Deva. Deva'yla abin böyle bir yükseldiler birbirlerine de. Bu Deva abine işte 3 gün sonra özür dileyeceksin benden falan gibi şeyler söyledi. Allah Allah. Ne 3 günüymüş o ya? Anlamadım ki. Anlamadım ben de ama gerginler bayağı. Acaba gitsen mi sen diye. Çünkü ben bayağı merak ettim ya. Etme. Sen merak etme birader. Onlar kendi mevzularını çözerler. Vefa. Vefa. Ne oluyor? Niye geldi o kadın buraya? Uzun mesele Gülendam. Hayır, benimki de soru işte. Niye gelmiş olabilir ki? Bizi görmeye gelecek değil ya sonuçta. Kıymetli olduğunu görmeye gelmiştir. Hayır, anlamıyorum ki niye kalıyor onun oğlu burada acaba? Armağan Bey, buyurun. Yok artık ya. Yok artık. Eve de mi girmeye başladın sen? Ben rahatsız etmek istemedim. Gülcemal abi geldiğince ben de... Gülcemal söyledi. Anlamadım. Ne abi mi dedi? Abi de mi demeye başladın ha? Yüzsüz! Çıkarın şunu buradan! Ben söyledim rahatsız olacağınızı ama kendi ısrar etti. O yüzden yoksa... Ya... Defol git diyorum baksana. Defol git. İstemiyorum seni bu evde. Anlamıyor musun ya sen? Çık git şuradan defol! Tamam gidiyorum. Tamam. Gülendam! Ne? Abim böyle emretti. Armağan Bey'i bundan sonra evde misafir edeceğiz. Üstüne söyleyecek bir sözün varsa buyur söyle. Gel Gülendam Bey.
Bırak beni. Bırak, çek şuradan. Bırak. Bırakın beni. Ne baktın küçük enişte? Karın ağlıyor lan, gitsene peşinden. Armağan Bey odasını al. Oğlumu yanına almış. Oğlumuzu. Düşünebiliyor musun? Bizim oğlumuzu. Sadece servetimi almakla yetinmeyecek. Oğlumu da alacak yanına. Üstelik daha kötüsü var. Armağan senin oğlun olduğunu sanıyor. Öylesine inanmak istedi demek. Annesinin iki çocuğunu bırakıp giden biri olduğunu tahmin edemedim. Sana söyledim. Onları alalım dedim. Gülcemal'le Gülendam bizimle yaşasın dedim. Hiçbir şey yapmazlardı ki. Onlar çok uslulardı. Koskoca evinde bir oda veremedin onlara Mustafa. Bu yüzden hem sahim hem sen canınızdan oldunuz. Bana da yılan gibi iki tane düşman bıraktınız. Yakama yapıştılar. Kurtulamıyorum onlardan. Ya Mustafa kalk. Ne olur kalk. Ne olur kalk Mustafa. Ne olur oğlumu getir Mustafa, ne olur. Armağanı getir Mustafa. Ne olur. Hadi gidelim. Üç gün mü verdin? O herkese üç gün, üç saat, üç hak veriyor ya. Ben de üç gün verdim. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Hadi bulsun. Hadi benim ajan olduğuma dair kanıtı bulsun. Bulsun getirsin. Canım. Devacığım. Bak, bak beni dinle. Ben şimdi çok güzel bir sofra kuracağım. Bir güzel karnını doyuracaksın. Sakinleşeceksin, tamam mı? Hı? Ben onun ekmeğini kursağımdan geçirmem. Söyle ona. Tek lokma bile sürmeyeceğim ağzıma. Açlık grevi mi yapacaksın yani? Ah be kızım. Şu paralarını da alsın şuradan. Deva sen manyak mısın? Ya Gülcemal gibi bir adama kafa tutup üç gün süre vermek de ne? İyice psikopata bağladın. Ne yapmamı bekliyorsun? Farkında mısın? Beni hainlikle suçluyor. Ne yapsaydım? İşlemediğim suçu mu üstleneyim? Mesela anneme seni kaçırdığı için hesap sormaya gittiğini söyleyebilirdin. Ya da baban istedi diye burada kalmayı seçtiğini. Hiçbir şey söylemeyeceğim ona. Hiçbir şey. Gidecek, kendisi öğrenecek gerçeği. Hani her istediğinde her şeyi öğrenebiliyormuş ya. Ben her şeyi bilirim diyor ya bana. Gidecek, bunu da öğrenecek. Sonra da gelecek, benden özür dileyecek. Ha, tabii, utanmadan yüzüme bakabilirse. Sen ne yapıyorsun? Böyle küçük aksiyonlar yaratarak kendine romantik bir dünya mı kuruyorsun? Armağan bak, gerçekten sinirliyim zaten. Şu an hiç şaka kaldıracak konumda değilim. Tamam. Gerçeği zor yoldan öğrenmesini sağlayıp sonra da affedeceksin. Yani bu mudur olay? O kadar kolay değil. Sen boş ver beni. Sen ne yapacaksın? Gülcemal abin değilmiş. Onlar öyle dedi diye öyle mi oldu? İnanmadın mı? İnanmadım tabii. Ya abim olmasa eğer niye beni burada tutsun? O da burada yanında kalmamı istiyor. Biz mi yanlış anladık acaba? Ya da parçaları mı yanlış birleştirdik?
Hayır. Hayır bak bir düşün. Önce fotoğraf, sonra mektup. E peki Gülendam? Ya bu kadın niye beni her gördüğüne sinir krizi geçiriyor? Tamam da yani inkar etti. Gerçekse Gülcemal niye inkar etsin? Çünkü yaralı. Çünkü babama çok kızgın. Ve belli ki annemin de bu yaralarda büyük payı var. O yüzden inkar ediyor işte. Deva Gülcemal benim abim. Bundan en ufak bir şüphem yok. Öyle bile olsa kabul etmiyor. Ne yapacaksın? Er geç gerçekler ortaya çıkacak. Ve o gün gelene kadar da buradan ayrılmaya hiç niyetim yok. Ne ekliyorsun? Ya şu geldiğimiz hale bak ya. Daha 10 gün öncesine kadar sen buradan kaçmak için kendini parçalıyordun. Ben buradan seni kaçırmaya çalışıyordum falan. Şimdi kovuyorlar. Gitmiyoruz. Hale bak. Yani sen kesin Deva'nın suçu diyorsun ha Vefa? Ben demiyorum. De olaylar onu gösteriyor. Deva yapmaz. Bence de. Ay öyle mi şekerim? Nedenmiş? Çünkü güzel. Güzeller kötülük yapmaz. O kız böyle bir şey yapmaz. Deva'yı suçlarken asıl haini gözden kaçırıyor olabiliriz. Ya gözümle gördüm diyorum, gözümle. İhaleyi duyar duymaz Zafer'in evine gitti yetiştirmeye. Gülcemal'e hastaneye gideceğini söyledi. Adamın güvenini kullanmış oldu. Deva Gülcemal'e 3 gün verdi. Hadi bulsun o zaman Gülcemal kanıtını 3 günde. Harbiden bu evde öyle bir şey yaşandı değil mi? Ben hala şoktayım ya. Yani 40 yıl düşünsen birinin Gülcemal abiye bunu yapacağı aklıma gelmezdi. Kız çatır çatır 3 gün dedi ha. Gülcemal sert kayaya çarptı bu sefer. Ya bunu da koydunuz önümüze, yemek yok mu ya? Ne bileyim ben. Gülcemal bir tarafta. Deva odasında yemeyeceğim diye tutturdu. Arman Deva'nın yanında. E biz varız, açız. Gülendam nerede? Gülendam odasına kapattı kendini. Arman'ın eve gelmesi onu çok etkiledi. O kıtı bir yüz kocası? O da onun peşinden gitti. Ya vallahi anlamıyorum. Gülendam bu kadar ağlayacak, bu kadar sinirini bozacak ne var vallahi anlamıyorum ya. Kaldıramıyorum diyorum, anlamıyor musun? Anlamıyor musun Mert? Kaldıramıyorum o çocuğun evimizde kalmasını. Soframızda oturup bizim ekmeğimizi yiyor olmasını kaldıramıyorum. Vallahi anlayamıyorum ya. Hem Gülendam'cığım bebeğimize de zarar ya. Bu halin... Gördük de çocuğu zararsız da bir çocuk. Vallahi anlamıyorum ya. Anlamadım ne? Zararsız. Zarar öyle mi? Zararsız. Sen o zararsız dediğin çocuğun benden, bizden ne çaldığını biliyor musun sen? Ne çalmış olabilir ya çocuk? Ne çalmış olabilir bilmiyorum. Annemizi çaldı. Annemizin bize verebileceği ne kadar sevgi varsa hepsini o çaldı. Annesi Zafer Pehlivan değil mi bunun? Duydun işte söyledim. Zafer Pehlivan bizim annemiz. O çocuk da her ne kadar kabul etmek istemesen de benim kardeşim. Anladın mı? Kadın bizi hayatından, kalbinden de söküp attı ama onu koynumda büyüttü. Bana gelince Gül, Endam. Abime gelince Gül. Gül, Cemal. Ona gelince Arman. Öyle dedi. Allah'ın kendisine hediyesi kabul etti onu. Pamuklara sarıp sarmaladı. Bütün derdim bu işte.
Dik oldu artık. Her ağladığında silisim geliyor. Allah'tan abin yok. Bayağı bir ağladın çünkü. Devan'ın eve geldiği gün orada mıydın? Yok abi, burada olsam haber vermez miydim? Yoktum. Evde kamera var mı? Var ama bir tek salonu ve girişi görüyor. Ha bir de bahçede var. Bana Devan'ın eve geldiği anın kayıtları lazım yerde. O kaydı ne yapet bana getir. Tamam, tamam abi, bulurum. Nereden bulacağım şimdi ben bu kamera kayıtlarını? Hiç anlamadığım işler. Sakin. Kimse görmedi buraya geldiğimi, merak etme. Salak mısın? Her yerde kamera var. Buranın her yeri cam, Mert. Ya bir şey almaya geldim derim Deva. Konu bu değil ayrıca. Hızlı bir şey söylemem lazım sana. Hemen çıkıp gider misin şu an buradan? Çık. Ne ya bu kadar korkmak, bu neymiş ya? Hem adam sana git dedi Deva, gitsene. Bitsin, kapansın bu mesele. Ama sen illa şovunu yapacaksın değil mi? Öyle üç gün verdim sanalar falan. Tabii. Hemen gideyim değil mi? Hemen gideyim, konu kapansın. Sen de rahat rahat burada at koştur değil mi? Ne diyorsun sen ya? Senin suçun bana kaldı diyorum Mert. Üç günün var ama. Üç günün sonunda Gülcemay benim suçsuz olduğumu anlayacak. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Bütün oklar sana döndüğünde o zaman ne yapacaksın? Merhaba, ben de... Bir ihtiyacı vardır belki diye aynı sizin gibi, yani ben sormak için gelmiştim. Ama yokmuş zaten. Olursa lütfen Deva Hanım, Allah aşkına buradayım yani, ben biliyorsunuz hani ben de yardımcı olabilirim ihtiyaçlar için. Deva Hanım, sipariş vermişsiniz. Ha evet, şöyle koyabilir miyiz onları? Gülcemal abi, öyle bir şey istedin ki benden. Hah, buldum. Tamam. Nasıl kaydedeceğim ben bunu şimdi? Ne yapıyorsun sen bu saatte burada? Hiç. Temizlik yapıyordum. Temizlik? Gecenin bu saatinde? Sabahları her yere yetişemiyorum. Dedim en azından şöyle bir tozunu alayım da. Neyse, sabah hallederim artık. Hadi gel bakayım böyle. Şimdi sana bir kere soracağım. Sen de bana gerçeği soracaksın. Ne yapıyordun burada? Bu bilgisayarı... Niye açtım? Benim bir oğlum var. Onu konuşuyordum. Ne alaka? Cep telefonun yok mu? Niye onunla görüşmüyorsun? Telefonum eski benim. Bazı uygulamaları kuramıyorum. Dedim en azından 5 dakika olsun göreyim onu. Çok özledim çünkü. O yüzden açtım bilgisayarı. Uzakta mı oğlum? Eski eşim göstermiyor bana. Gizli aradım. Her zaman da arayamıyorum. Ne olur Zafer Hanım'a söyleme. İlk kez açtım bilgisayarı. Bunu söylersen kapının önüne koyar beni. Ama bir daha sakın buraya izinsiz girme. Hmm.
Ay, Deva ya. Başka bir şey söyleyecektim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Giy şunun üstüne, donacaksın. Ne olacak ki sanki? Kime ne donarsam donarım. Giy şunu, ver kolunu bakayım. Oldu mu? Oldu, oldu. Mutlu musun? Sen şimdiden sarhoş mu oldun bakayım? İçeride otursaydın ya Sara'da, sıcacık orası. Yok, burası güzel. Burası ruhuma öleyim. Ne yapıyorsun sen burada? Kör müsün? Şş, hop hop hop, öyle içilmez o. Şuna bak, daha şimdiden dağılmışsın. Nereden buldun bunları? Param var. Hı? Telefonumda da her şey var. Senin o pis parana kalmadım yani, anladın mı? Şş, bir dakika. Bu masa benim. Kim sana otur dedi? Hayırdır, onu da mı sahiplendin? Nereden çıktı şimdi bu? Aa, nereden çıktı? Sen bana yaptığın şeyleri farkında değil misin? Başıma getirmediğin hiçbir şey kalmadı, farkında mısın? Hayır, en sonunda hain dedim bana. Evden kovdun beni. Canım istedi. Senin canın ne isterse sen onu yapıyorsun ya, benim de canım istedi. Olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Tabii olabilir de. Keşke becerdiğim bir şey yapsaydın. Kim demiş beceremiyorum diye? Gayet de beceriyorum. Hop hop. Öyle konulmaz o. Bugünü geçti say. Kaldı iki. İki gün sonra gidiyorum. Merak etme, iki güne kalmaz o iş. Yarın getirir koyarım delil önüne. İki gün sonra hiçbir şey bulamadığında o suratının halini görmek için yaşıyorum, biliyor musun? Vallahi bak, suratına bakacağım. İç. Böyle olmaz. Hı. Peynir ye o zaman. Yemeyeceğim. Nimet'e gram saygın yok ha. Sen hayırdır, beni mi taklit ediyorsun? Hı. Ediyorum. Ediyorum, ne yapacaksın? Evden mi kovacaksın? Kızacak mısın? Yoksa beni zindana mı kapatacaksın? Olmaz. Cemal Bey, tekrara düşersin, olmaz. Allah Allah. Cahil cesaretine bak. Gel. Zafer anne. Ha. Beni çağırmışsın. Deli kuyucuğum. Bir şey mi oldu? Ya, gel, gel konuşalım biraz. İyi misin sen?
Armağan Gül Cemal'de kalıyor biliyor musun? Aa! Nasıl Gül Cemal'de kalıyormuş ya? Ya? Gerçekten inanamıyorum artık. Yani herkes o adamın evine toplandı. Ama Armağan da değil yani, o kadar da değil. İşte artık kafasına nasıl girdiyse. Almak için gittim, benimle gelmedi. Peki. Senden yardım istiyorum. Tabii. Tabii elimden ne gelirse. Ne olur Armağan'ı buraya gelmeye ikna et. Yani Armağan'ı biliyorsun, inatçıdır o. Ben nasıl ikna edeyim ki onu? Yani annen çok hasta de. Hiç onu böyle görmemiştim de. Bak anneler günü, senin için dolma yapıyor de. Tamam. Tamam, ben elimden ne gelirse yapacağım. Ama yani senin ikna edemediğin Armağan'ı ben nasıl ikna edeceğim? Sana olan ilgisini kullan. O ne demek? Bizim Armağan'la aramızda öyle bir şey yok, arkadaşız biz. İpek. Armağan kendini bildi bileli sana aşık. İkimiz de biliyoruz. Hani görmezden gelmek gerçek olmadığını göstermez değil mi? İşte senden korkuyordum biliyor musun? Böyle yüzüme yüzüme geliyordun ya buramda da. Bağırıyordun bana. Şimdi korkmuyor musun? Korkmuyorum. Belli. Arkamdan hiç çevirmezdin yoksa. Çevirmedim. Çevirmedim, yapmadım. Hiçbir şey. Ne o İtalyanlar, ne ihale. Hiçbir şey söylemedim. O yaptı. O söyledi. Kim söyledi? Hı? Neyi kim söyledi? Sen söylemediysen kim söyledi? Hain kim o zaman? Söyle. Ne bileyim ben ya hain kim? Yeter artık, tamam. İnsan sarhoşken hep doğruyu söyler derler ama... sen sarhoşken bile hala yalan söylüyorsun. Söylemiyorum. Niye kaçtın o zaman? Benim nişanlım. Ne olmuş nişanlına? Öldü de. Sen nişanlını mı özledin? Alçak herif. Şerefsiz. Bu bana değildi herhalde. Nerede? Ah. Beba, özür dilerim. Bak. Bak bu düğün gecemizde attığı mesaj bana. Biliyorum, biliyorum. Affet. Sen niye kaçtığını anlatıyordun? Hı? Hı? Neden kaçtığını anlat. Kaçmak zorundaydım. Beba. Hı? Deva. Deva. Niye hep ben seni taşımak zorunda kalıyorum acaba? Keşke ben değil de sen bana suçsuz olduğumu kanıtlasaydın. Uzun kepik. Sabahın köründe uyandırıp buraya gönderdi beni. Ya ne yapet oğlumu al diyorsan sarma falan yapıyormuş. Aklınca duygu sömürüsü yapıyor. Yemezler. E ne yapacaksın? Yani eve dönmüyorsun. Gül Cemal abin olmadığına göre burada da kalamazsın. Gül Cemal benim abim. İpek. Armağan değilmiş ya. Ya öyle söylemişler, sen anlattın az önce. Ya onlar ne derse desin ben gerçeği biliyorum.
Ve onlar gerçeği itiraf edene kadar da buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Of. Yani sana da haksızsın diyemiyorum ki. Gerçekten şu halimize bak ya. Resmen entrikanın göbeğine düştük. Ve bizim de sıkıcı hayatlarımız varmış da biz farkında değilmişiz. Yalanlar üzerine kurulu bir hayat. Deva nerede? O niye gelmedi yanımıza? O görmemiştir geldiğini. Tamam, biz gidelim odasına. Şöyle bir şey var. Kendisinin şu an bir odası yok. Sera'da kalıyor. Ayrıca açlık grevine girdi. Ne diyorsun ya? Gülcemal onun annemin bu evdeki ajanı olduğuna inanıyor. Arman, ne saçmalıyorsun? İç şunu. Niye girdin sen buraya? Akşamda burada mı kaldın? Bu ev benim, hatırlatayım sana. Sana mı soracağım nereye gireceğimi? Her yerim ağrıyor zaten. Niye ağrıyor her yerin? Dün geceyi unuttun herhalde. Yine kollarımdaydım maalesef. Ne diyorsun sen be? Ben niye senin kollarında olayım? Ben de bunu merak ediyorum. Bayılıyorsun, seni ben taşımak zorunda kalıyorum. Beni vurdun, keza yine öyle. İçip bayılıyorsun, yine ben seni taşıyorum. Anlamadım, gitti. Vallahi ben şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Yanına geldim gece, içip içip anlattım bana, hatırlamıyor musun? Neyi anlattım? Her şeyi. Ne oldu? Korktun. Ne korkacağım be? Ben korkacak bir şey yapmadım ki, neyden korkacağım? Sen şu an benim ağzımdan laf almaya çalışıyorsun. Günaydın. Aa. İpek? Ay. Uf. Ama. Ay, çok fena ya. Başım. Ne oldu sana, iyi misin sen? Çok ağrıyorsun kızım. Ne oldu, vurdu mu sana? Yok be, ne vurması? Burada biri birine vuracaksa ben vururum. O bana elini kaldırmaz, hayatta kaldırmaz. E başına ne oldu o zaman? Biraz fazla içmişim akşam. İçtin mi? Çok mu içmişsin? Deva, sen hani içmiyordun? İşte neden içmemem gerektiğini bir kez daha anlamış oldum sabah. Of Deva ya. Senin ne işin var burada ya? Ne yapıyorsun sabah sabah? Zafer anne yolladı. Oğluyla konuşmamı istiyor. Ha. Neyse, boş ver hadi, kalk. Kalk sen bir elini yüzünü yıka, ben de sana kahve yapayım hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Gelme. Ya gelme. Duydum hanımım ama Mert geldi. Ne Mert'i ya? Konuşmamız lazım. Ne konuşuyorsun senin burada? Ne işin var? Telefon diye bir şey var. Arası. Yok belli ki, bekleyemiyor telefonu belli ki. Çok acil de geldim. Sen beni neyin içine soktun ya? Ne sokmuşum senin içine? Ne? Öf. Bana bunu nasıl yaparsın ya? Kafayı yiyeceğim ben ya. Beni oğlunun önüne yem diye mi attın sen? O benim oğlum falan değil. Hayattaki en büyük düşmanım. Ha, şahsi meselen için beni kurban ettin yani. Seni kurban falan etmedim. Sen kendin kurban oldun. Onun ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu biliyordun zaten. Anlaşmamız bu değildi. Eğer bana gerçeği söylemiş olsaydın ben kabul etmezdim. Ama ettin. Değil mi? Ha? Ettin. Sen nasıl öğrendin onu söyle. Sevgili hanımefendiciğim, ben kızınızla evliyim ya. Sevgili kayınvalideciğim. Nereden öğreneceğim? Gülen'den mi söyledi? Nereden öğreneceğim? Ya onlar benim çocuklarım değil. Onları ben silip attım. Sen nasıl bir insansın ya? Geç, sen nasıl bir annesin ya? Ve buna rağmen kızın sana hiç benzemiyor, biliyor musun? Hmm.
Onda açtığın o kadar yaraya rağmen hala gülmeye çalışıyor kadın. O kadın kaç yaşına gelmiş? Annem derken hala içi eziliyorum biliyor musun? Her şeye rağmen bu kadar saf, bu kadar temiz kalabilmiş nadir insanlardan bir tanesi senin kızın. Bu kadar sıkıntımın arasında ben senin gülen damletiyesi düzmeni mi dinleyeceğim? Sen o küçücük aklında bana hayat dersini veriyorsun. Zafer Hanım, bunu Armağan biliyor mu? Armağan'a hiçbir şey söylemeyeceksin. O işte size bağlı. Ne istiyorsun? Bana bir çıkış yolu bulmanızı istiyorum. Deva Gül Cemal'e 3 gün süre verdi. Ve senin o oğlun var ya, o 3 gün içinde Deva'nın suçsuz olduğunu kanıtlayacak. Nasıl yapacakmış? Yapıyor ya bir şekilde. Bilmiyorum, ne istiyorsa yapıyor ya bir şekilde. Ya Deva gidip Gül Cemal'e beni söylerse? Yok canım, söylemez. Bunca zamandır söylememiş, şimdi mi söyleyecek? Belli ki sana karşı duyguları var hala. Yine de benden şüphelenecekler. Tek yabancı benim o evde. Zafer Hanım, beni o ipin ucuna sen koydun. Bana bir çıkış yolu vermek zorundasın, anlıyor musun beni? Çıkış yolu senin elinde. Gülendam. Nasıl ya Gülendam? Gülendam'la karnındaki bebek senin o evde kalış bileti. Sen Gülendam'ı el üstünde tutacaksın. Gül Cemal'in gözüne gireceksin. Gözüne batmayacaksın. Ya o aileden biri olacaksın, yabancı değil. Vallahi rahatladım şimdi biliyor musun? Mükemmel bir fikir bu benim. Nasıl gelmedi aklıma ya? Öyle normal bir insanmış gibi. Gül Cemal değil mi? Ya senin oğlun psikopat. O gözünü var ya böyle soker yerinden çıkarır da sokmaz beni oraya. Nasıl gireceğim gözüne? İşte onu en zayıf yerinden vuracaksın. Gülendam'dan. Gülendam'ın bir gözyaşına dünyayı yakar o. Anladın mı? Sen Gülendam'a yanaş. Onu el üstünde tut. Aileden biri o. Gül Cemal'i en iyi ben tanıyorum. Sen merak etme. Sen çıksana buradan ya. İbrahim baba. Ulan haysiyetsiz. Ne yüzle geldin buraya? Ne desen haklısın baba. Bana baba deme. Bana baba deme. Düzelteceğim her şeyi. Söz veriyorum. Yemin ediyorum sana düzelteceğim. Neyi düzelteceksin ulan? Evlenmişsin gidip. Mecbur kaldım baba. Gül Cemal öldürecekti beni evlenmeseydim. Senin evlenmenin ne ilgisi var Gül Cemal'le? Sen bilmiyor musun? Niye bilmiyorum hiç? Oğlum öğreneceksin nasıl olsa benden duy. Ben Gül Cemal'in kardeşi Gülendam'la evliyim baba. Ne sen Deva'yla o evde mi kalıyorsun başka birinin kocası olarak? Evet ama Deva'yı kurtarmak için girdim o eve. Yemin ediyorum ben kendimi düşünmedim bile. Delirdiniz mi ulan siz? Ama ölüyor mu ikiye bir tokatla ya? Öldürürüm ulan seni. Ölümün elimden olur yürüdük. Ya da dur, dur. Gül Cemal'e anlatacağım her şeyi. Senin cezanı o versin. Allah baba, Allah aşkına. Kızımı alıp gideceğim. Sonra ne haliniz varsa görün. Yiyin birbirinizi. Gül Cemal'e söyle. Nerede lan? Ulan, yiyin birbirinizi. Ulan, ulan. Vallahi ya. Peygamber gibi adamın içinden canavar çıktı. Ne oluyoruz ya? Utanmaz, ahlaksız konuşuyor hala. Bittin oğlum Mert sen. Oh. Neyin içine düştüm ben ya? Söyler mi Gül Cemal harbiden? Yok ya. Vay senin kafana ben Mert ya. Aman. Ah.
Ne var İbrahim, ne oldu? Mert o evde kalıyormuş. Hemen, hemen buluşmamız lazım. Şu anda çıkamam. Deva'nın eski nişanlısı sizin evde kalıyor diyorum. Nesini anlamıyorsun be kadın? Biliyorum Deva'nın eski nişanlısı olduğunu. Haberim var, Deva söyledi. Sen beni delirtecek misin Firuze? Bildiğin halde nasıl böyle bir şeyi saklarsın? Sen aklını mı kaçırdın? Nasıl saklamayayım? Gülendam hamile. Gülcemal bunu bilseydi yer yerinden oynardı. Şimdi hayatta değillerdi. Yaşatır mıydı sanıyorsun? Bana bak, bana bak. Ne yap et çık o evden. Bana o evde ne olup bittiğini anlatacaksın. Ya gelirsin, gelmezsen ben ne yapacağımı biliyorum. Allah aşkına İbrahim bir sakin ol. Bak şimdi hiç sırası değil. Ben sana her şeyi anlatacağım. Ama şimdi zamanı değil. Yemin ederim çıkacak durumda değilim. Bana bak Firuze. Ya gelirsin ya da... Karuana. Yelda. Ne işin var senin burada kızım? Adam seni kovuyor. Sen gitmiyorsun. Bir de adama süre veriyorsun. Sonra yetmiyor gibi kendini buraya kapatıyorsun. Çilingir sofrası kuruyorsun. Ve Gülcemal'in kollarına düşüyorsun. Bir dakika şimdi, oradan emin değiliz. Çünkü bence orayı kendi uydurdu. Ha bak şeyi unuttum. Bir de açlık grevindesin değil mi? Yok. Aç değilim ki ben. Sipariş veriyorum, geliyor, yiyorum. Ben yemin ettim onun tek lokmasını bile ağzıma sürmeyeceğim. Devacığım. Güzel kardeşim. Ya siz ne yaşıyorsunuz burada? Allah aşkına mantıklı mı senin bu yaptıkların? Allah aşkına benim yaşadıklarım mantıklı mı sence İpek? Bilmem farkında mısın? Nişanlım. Nişanlımın yeni karısı. Nişanlımın yeni karısının garip abisi. Biz hepimiz toplanmış aynı evde yaşıyoruz. Hayır bir de burada suçlanan ben oluyorum. Ajan yerine konuluyorum. Ben suçlanıyorum. Ben kovuluyorum. Tamam. Tamam ne güzel işte. Sen zaten bu evden çıkıp gitmek istemiyor musun? Bırak gidelim kızım. Biz bakarız başımızın çaresine. Yok yok yok. O kadar kolay değil. Bir kere ben suçsuz olarak bu evden çıkarken başım dik, alnım ak olacak. Bir de onun o rezil suratına bakacağım. Suçlasın beni tabii ya. Ha tabii. Beni suçlamak kolay. Suçla. Suçla beni. Hani peki ispatın nerede? Ha? Kanıtını göster bana. Bak. Bir günü geçti bile. Getirsin o kanıtı. Ya tamam bırak. Bırak ne diyorsa desin ya. Hain desin, yalancı desin, ajan desin. Bunların hepsini yapan zaten Mert. Gidip onu da söylemiyorsun Gülcemal'e bak. Bak Deva bu evden çıkma şansın var senin şu anda. Fark eder mi ya Gülcemal'in senin hakkında ne düşündü? Eder. O benim hayatımı kurtardı. Senin hayatını da o kararttı ama Deva. Senden kadar kötü biri değil o. Ayrıca ben yapmadığım, işlemediğim bir suçu sırtlanıp gitmek istemiyorum. Niye sırtlanayım yani? Emin misin buradan çıkmak istediğine? Ne demek bu şimdi? Anlamadım ben yani. Bilmiyorum, kalmak istiyor gibisin burada. Saçmalama İpek. Artık iyice saçmalamaya başladı. Hayırdır? Karadeniz'de gemileri mi battı kardeş? Annenin sandığından çok başka biri çıkması ne demekmiş bilemezsin. O kadar yalan söyledi bana. Beni zorla buradan göndermeye çalıştı. Deva'ya yaptıkları. Ya o kadar öfkeliyim ki ona. Ama işte yine de... Yine de ne? Şuramda bir huzursuzluk var. Üzülüyorum. Hala ona mı üzülüyorsun diyeceksin şimdi tabii. Yok. Annen ne yaparsa yapsın onu sevmem ve özlemem kötü bir şey değil ki. Anne sevgisi koşulsuzdur. Yani herkes annesini sever. Unutmak istesen bile.
Sen unutmak mı istedin anneni? İstedim. Ama unutamadım. Bunun için kaç gece dua ettim bir bilsen. Ama unutamadın. Unutamadım. Ona dair en küçük bir ayrıntıyı bile hatırlıyorum. En çok da kokusunu. Bazı akşamlar annem uyurken yatardım yanına usulca. Annem mis gibi kokardı. Gül gibi. Onun kokusunu içime çekip uyurdum. En huzurlu uykularım bunlardı. Anlatmak istersen ben dinlerim. Belki daha sonra. Şimdi konu senin anne. İpek'le haber yollamış. Sarma yapıyormuş bana. Annem yıllardır her anneler günde bana sarma yapar. Sarma? Hı. Hem de zeytinyağı. Güzel yapıyor mu bari? Uf, efsane yapar. Öyle oturur bir tencere yersin. Ben de çok severim sarmayı. Neyse işte. O sarmasını yapar. Ben ona çiçeklerimi alırım. Nerede olursam olayım mutlaka giderim yanına. Londra'dayken bile arardım. Anne ben bu kez gelemiyorum, yoğunum derdim. Sonra bir sürpriz yapar. Çalardım kapısını. Ama bu sene anneler günü de yalnız kalacak. Gülcemay, bir misafirin geldi, aşağıda seni bekliyor. Kim? Sen gel, görürsün. Emrullah sabah yeni bir telefon getirdi bana. İstemem, alamam dedim ama zorla tutuşturdu elime. Benim telefonumu da aldı. Kesin şüpheleniyor benden. İçinde ne var ne yok karıştırmıştır şimdiye. Niye, bir şey mi vardı ki mesaj falan? Yok Gülcemal abi, bırakır mıyım hiç? Senin numaran bile kayıtlı değildi. O zaman telaş edecek bir şey yok ya kızım. Ne bileyim, tedirgin etti işte. Emrullah çok zekidir. Verdiği telefon dinleniyordur diye arayamadım bile. Buraya gelmek durumunda kaldım. Neyse telaş etme, bir şey çıkmaz oradan. Ben bu akşam bir daha gireceğim o odaya. Hayır, girmeyeceksin yanda. Söz bu defa halledeceğim. Girmeyeceksin. Sen sadece akşam kapıları aç yeter. Tamam da kim olacaksın? Vefa mı gelecek? Efendim? Kimsin? Cenaze namazıma. Harbiden Gülcemal'i aramış lan. Amel defterim kapandı oğlum derdi. Sen soktun, sen çıkaracaksın Zafer Hanım. Hadi bakalım. Açar mı ya? Açar mı ya? Lazım olunca açar mı Zafer Hanım? Açar mı?
şeyi söyleyecek Gül Cemal. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Demek Allah'ın selamını da almıyorsun ha? Eyvallah. Ben seninle hoşbaş etmeye gelmedim buraya. Haklısın Halil İbrahim Bey. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu tartaklama olayı biraz fazla oldu biliyorum. Benim isteğim dışında gelişti. Ama yine de hata benim, kusura bakma. Sanki tek kusurun oydu da. Neyse, kusurun sende kalsın. Ben bunları konuşmayacağım seninle. Derdin nedir, söyle. Biliyorum Devan'ın eski nişanlısı olduğunu, haberim var. Gül Cemal bunu bilseydi yer yerinden oynardı. Şimdi hayatta değillerdi, yaşatır mıydı sanıyorsun? Bana kızımı geri vereceksin. Daha fazla tutmayacaksın orada. Kızımı alıp gideceğim. Sonra ne haliniz varsa gör. Kızını ben tutmuyorum ki. Nasıl tutmuyorsun? Zorla alıkoymadın mı o evde? Sabaha kadar beni yalvartmadın mı kapında? Ya o gün başkaydı, şimdi başka. Ben kızına git dedim ama gitmedi. Gitmedi mi? Hı hı. Niye? Çünkü senin kızın bir ajan. Benim evimden aldığı haberleri Zafer Hanım'a yetiştiriyor. Yapmaz. Yapar, yapar. Bak, onu hastaneye yanına getirdiğim gecenin ertesi günü Zafer Hanım bana geldi. Deva'yı almak istedi. Ama onunla gitmedi. Benimle kaldı, benimle çalışmak istedi. Neden biliyor musun? Çünkü benim anlaşma yaptığım adamların Zafer Hanım'ın adamı olduğunu biliyordu. Deva bir şey bilmiyordu. O zaman neden kalsın? Neden yapsın böyle bir şeyi? Deva'ya senin evinde kalmasını ben söyledim. Sen mi söyledin? Hastaneye geldiğiniz o gece. Neden peki? Çünkü bir seçim yapmam lazımdı. Ben senin çocukluğunu bilirim Gül Cemal. Daha şu kadardan bilirim ben seni. Anneni ise senden daha uzun süredir tanırım. Sözün özü, ölümü görüp sıtmaya razı oldum. Senin evin daha güvenliydi. Devam hain filan değil. Benim lafımı dinle de. Ben iyileşinceye kadar sana sığındı sadece. Lakin ben artık ayaktayım. Çocuklarımın başındayım. Kızımı geri alacağım. Deva seninle gelmez ki. Gelecek. Gelmez. Çünkü ben onun hain olduğunu ispatlamadım henüz. Anlattım ya, anlamıyor musun? Ben dedim diye kaldı orada. Bak, senin kızının yaptıkları sıradan şeyler değil. İki gün sonra gel, kızını al. Anladın mı? Açmıyor Zafer, tamam, açmıyor. Senin oğlum önünde, arkanda hiç kimse yok, tamam mı? Sen tek tabancasın ya. Bunu bil, bunu kabul et artık. Sen tek tabancasın ama sen tabancasın Mert. Sen tabancasın oğlum. Ha, gideceğiz yurt dışına artık. Ne yapalım, bir yere kaçacağız. Ne iş var bu herifin burada? Ne, ne? Kaldırın da gidiyorsun. Eşhedü en la aleyhi illallahım, insan bildiğini de unutuyor. Ne işin var lan senin burada? Gül Cemal Bey, siz gerek görürseniz yine zaten öldürürsünüz beni ama ben önce bir... Oğlum kafan mı iyi senin? Ne öldürmesi, ne diyorsun? Öldürmeyecek misiniz? Oğlum sen manyak mısın? Dışarı çıktı diye adam mı öldürdün? Yok ya, bence zaten hiçbir koşulda öldürülmemesi de gerek. Yani avukatım ben zaten, biliyorsunuz bizi. Tamam, uzatma. Ne işin var senin burada? Müvekkilimle görüşmek için gelmiştim buraya da. Tamam, eve mi gidiyorsun şimdi?
Tabii ki eve gidiyorum. Siz nereye gidiyorsunuz? Ben de eve gidiyorum. Tamam. Gitme! Gitme oğlum! Ben canım üstümde benim. Ben yürürüm, ben koşarım. Abi iyi de kıza babası kal dediyse İtalyanları bilme konusunda eleniyor. Evet de daha önemli bir mevzu var. Bu kız madem ajan değil, ihaleyi duyar duymaz niye annemin evine gitti? Gitti, gitti tamam da abi kamera kayıtları yok ki ispatlayamıyoruz. Akşam alacağım onu. Nasıl olacak abi o iş, kusura bakma da ben Yelda'ya bu konuda hiç güvenmiyorum. Yakında kendini ele verir o. Yelda almayacak. Büyük ikraminin tarihlisi sensin diyorsun yani. Git annemin evine kamera kayıtlarını al gel. Ben gireceğim oğlum yalnız başıma. Sen merak etme. Siparişine mi bakıyorsun? Sana ne? Hayır bakıyorsan bakma çünkü ben onu yedim. Ne demek yedim? Nasıl yedim? Basbayağı yedim işte. Pizza söylemiştim Margarita. Biraz klasik olmuş. Üzerine sucuk mucuk bir şey istiyor çünkü. Daha üstüne bak ya. Evde çünkü başka yemek yok ya. Gidiyor benim siparişimi yiyor. Bak yeni sipariş vereceksen verme. Çünkü girişini yasakladım. Haberin olsun. Ne bu şimdi? Hı? Gülcemal Bey'in zulüm kategorisinde yeni bir etap falan mı? Ne yapıyorsun? Abuk sabuk şeyler sipariş edip kendini dağıtıyorsun. Ne yapacaktım ya? Peki, madem illa aç kalmamı istiyorsun, ben de aç kalırım. Çok alışığım bu evde aç kalmaya zaten. Estağfurullah, niye aç bırakayım? Bir sürü yemeğimiz var bak. Etimiz var, köftemiz var, salatamız var. Mis gibi kokmuştur, buyur afiyet olsun. Sağ ol, istemez. Vallahi sen bilirsin. İbrahim Baba burada olduğumu öğrendi benim. Öğrenir öğrenmez soluğu Gülcemal'in yanında aldı. Gülcemal'e bir şey söylemiş mi? Söylemiş olsa şimdi kafamda mermi yerde yatıyordum ben. Üstümü de gazeteyle örtmüşlerdi. Ya bir şey yap, bir şey yap. Durdur onu. Başımı derde sokacak. Hemen paniğe kapılıyorsun. Merak etme, ben icabına bakacağım. Ay bana bak. Bu gidişle sen ifşa olmaktan değil, korkudan öleceksin. Ay hem aptal hem korkak. Korkunç bir kombinasyon. Atoş. Hı. Gözün İbrahim'in üstünde olsun. Hayırdır ne oldu ki? Gülcemal'le görüşmüş. Bir şeyler karıştırıyor. Bak sen şu ihtiyarın çevirdiği dolaplara. Belli ki rahat durmayacak. Dikkat etmek lazım. Merak etme hanım, Atoş takipte. Atoş ya. Hı. Ay şu uyutan aptan versene bana bir tane, başım çatlıyor. Oğlum dönecek değil mi Atoş? İpek dedi ya, bir şey söylememiş. Ama hayır da dememiş. Dememiş, dememiş. Al bunu da. Sen bu yaprakları nereden buldun Allah aşkına, koca koca böyle? Pazardan aldım her zamanki gibi. Ay inşallah pişer yani. Pişer pişer, senin elindeydi. Oğlum afiyet olsun. Oh canım benim. Ay çok acıktım ya. Ben sana buraya girmeyeceksin demedim mi? Benim ben. Sana tosta portakal suyu getirdim. İnat etme, bunlar benden. Yok yemem, istemiyorum. Onun yemeğini asla istemiyorum. Onun yemeği değil ki bu, benim yemeğim. Yok şimdi görür falan. Hiç ona malzeme veremeyeceğim. Görmez. Gülcemal yok ki, gitti. Nereye gitti bu saatte? Vallahi onun işine akıl sır ermez. Ama
gidebileceği bir yer aklıma geliyor bu saatte. Nereye gitti? Gülcemal çok çapkındır. Gülcemal. Çapkın. Kim ne yapsın onun gibi odunu ya? Deli misin? İstanbul'da aşığı çoktu. Gülcemal tam bir salon adamıdır. Bir kadını nasıl mutlu edeceğini, ona nasıl davranacağını çok iyi bilir. Ayaklarını yerden keser, başını döndürür. Bazen onu yıldızların üzerine çıkarır. Bazen de yıldızları saçlarına indirir. Ay, bana ne ya? Allah sahibine bağışlasın. Benden uzak olsun yeter ki. Senin diye yiyorum. Onun olsa hayattayım o. Afiyet olsun. Hayır, siparişlerimi de yasakladı. Gidiyor benim pizzamı da yiyor. Bak sen şu Gülcemal'in yaptığını. Ya bu çok güzel. Hmm. Bu tam anne tostu. Hmm. Yarın da anneler günü. Benim göle gitmem lazım. Ama nasıl gideceğim acaba? Hiç bilmiyorum. Neden göle gitmen lazım? Annem orada. Annemle konuşuyorum. Her anneler gününde giderim. Okum var benim, yayım var. O okun ucuna notlar yazıyorum, onları takıyorum. Sonra anneme gönderiyorum. Benim annem o gölde boğulmuştu. Okların ucuna notlar mı yazıyorsun? Okusun diye. Annem okuyor onları. Saçma gelebilir tabii, bu küçüklükten kalma bir şey. Ben tabii şimdi küçükken hep anne, anne diye tutturup duruyordum. Babam da bir gün elinde ok ve yayla geldi, oyuncak. Tuttu benim elime. Aldı beni göle götürdü. Bak, annem burada. Annen suyun içinde. Seni bekliyor. İçinden ne geliyorsa, ona ne söylemek istiyorsan yaz dedi. Ben de yazdım. İçimden ne geliyorsa, ona ne söylemek istiyorsam her şeyi yazdım. Okun ucuna taktım. Anneme gönderdim. Bir daha da hiç gidemedim oradan. Hep orada kaldım. Ama işi geliştirdim tabii şimdi, artık oyuncak değil, okum yayım. Annem şimdi beni bekliyordur. Yarın gitmem lazım. Annene gitmene yardım ederim. Ama sen kendin niye gitmiyorsun ki? Dışarı çıkman yasak değil. Okum yayım yok. Senin salon adamı kırdı yayımı. Alırsın. Alırım da. Yani şimdi öyle bir zamandayız ki. Babam zaten her şeyini düğün için harcadı. Daha evimiz yeni yandı. Ben de işsiz kaldığım için şu an bencillik gibi geliyor biraz. Ben sana veririm. Yok, ben onun için söylemedim. Hayır hayır, olmaz. Borç, borç olarak vereceğim. Sonra sen bana geri ödersin. Yok. Sen yarın okunu yayını al. Tamam mı? Çünkü anneler gününde bütün anneler çocuklarını bekler. Yok. Hadi ye şu tostunu. Şimdi Gülcemal gelir, yemezsin inadından. Thank you.
İşte burada. Tabii ya. Tahmin edip haber verdi. Onlar da sildiler. Kayıt yok. Deva eve giriyor. Sonra kayıt kesiliyor. Nasıl kesiliyor? Yok, ben gördüm. Deva salona kadar giriyordu. Silmişler demek ki. Hiçbir şey silmez. Bulabilir misin peki? Tamam. Bulmaya çalışacağım. Tamam. Annem yıllardır her anneler günde bana sarma yapar. Sarma? Hı. Hem de zeytinyağı. Güzel yapıyor mu bari? Efsane yapar. Öyle oturur bir tencere yersin. Ben de çok severim sarmayı.
Hayırdır? Ödümü kopardın. Allah Allah. Ne yapıyorsun burada bu soğukta? Hava alıyorum. Bu saatte. Of, saat 4:30 olmuş. Oo. Saati de farkındasın. Maşallah evin yolunu bulmuşsun. Sen hayırdır? Ters tarafından mı kalktın? Kötü bir rüya mı gördün? Ha, seni gördüm rüyamda. Aksisin. Vallahi çekilecek dert değilsin aslında da neyse. Çekme o zaman. Çekmeyeceğim zaten. Kovuyorum gitmiyorsun, ne yapayım? Yarın son günüm, bul bana o kanıtı. Ay, sanki ben çok meraklıyım, bayılıyorum senin o çapkın suratını gör. Ne suratı mı? Gece gece açıklama mı yapacağım ben bir de sana? Bir dakika. Sen beni mi merak ettin? Beni mi bekledin yoksa? Sen kimsin ki ben seni merak edeceğim? Seni bekleyeceğim. Senin geçtiğin yollara çıkacağım. Sen kendini o kadar önemli mi sanıyorsun? Ha? Değilsin. Kızım git yat Allah aşkına. Zaten yorgunum. Her yerim ağrıyor, bir de seninle uğraşmayayım. Ağrır. Ağrır tabii, her yerin ağrır. Daha da çok ağrır. Hayret bir şey ya. Gecenin bu vakti maruz kaldım saygısızlığa bak. Saygısızlık mı? Bismillah. Ne bileyim ben, dün gece olduğu yerde duruyordu öyle. Armağan. Armağan nerede? Oğlum gelmiş. Ha? Yok, Armağan gelmedi hanımım. Gelmedi mi? Hı. Ama... Ne? Biri bunu yırtmış. Atiye Hanım, mutfaktaki sarmaları siz mi kaldırdınız? Ocakta duruyordu. Hatta geceden yaptık soğusun diye. Yok. Sen benim evime sinsice ajan sokarsın. Ama ben senin evine kendim gelirim. Çünkü ben sana ayrıyken bile bir nefes kadar yakınım. Anneler günün kutlu olsun. Allah kahretsin! Gülcemal'le Vefa konuşurken duydum sabah. Gülcemal'le görüşmüşsün. Sana beni bekle demedin mi İbrahim? Neden görüştün Gülcemal'le? Niye dinlemedin beni? Benim bu saatten sonra kimseyi ne dinlemeye ne de beklemeye sabrım kaldı Firuze. İbrahim, bugün mutlaka buluşmamız lazım. Ah, bu ne şeref Firuze Hanım. Sizin benimle buluşmaya vaktiniz var mı ki? Ya Allah aşkına İbrahim, aksilik etme. Yalvarırım, kırma beni. Lütfen. Nasıl bu kadar rahatlıkla girebiliyor içeri? Ben de anlamadım efendim. Kapıdaki korumalar bile hiçbir şey görmemiş. Kov hepsini. Kov. Her tarafa kameralar döşe. Emredersiniz. Bak bak bak. Bak bak, bir de nispet yapıyor. Madem öyle, ben de bel altı vururum. Telefonum yukarıda kaldı, getir ver. Getireyim. Yine kaldı ya. Brandon, neredeler? Anlamadım ki, acıktım ben. Başlasak mı? Ben de acıktım, ekmek kemiriyorum sabahtan beri. Hadi o zaman. Günaydınlar. Kocasının güzeli kimdir ya? Mert, bu ne?
Sana aldık. İlk anneler günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Gülendam, ben vazoya koyayım mı onları? Hayır, hayır. Burada dursun biraz. Sonra ben odaya çıkınca koyarım vazoya, olur mu? Bana bak. Bir dakika, bir dakika. Bak, bu ağlama konusuna ekstra dikkat etmemiz gerekiyor, biliyorsun. Yoksa gözünden akan her yaş için benimkinden kan akacak. Günaydın. 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 Günaydın Armağan. Buyur gel. Yok, ben gelmeyeyim. Zaten karnım tok. Size afiyet olsun. Efendim? Yavrum. Alo. Kimsiniz? Ben annen. Yanındakilere benim kim olduğumu söylemezsen sevinirim. Gülendam, ne oluyor? Dinliyorum. Seni zor durumda bırakmak istemiyorum. Hemen söyleyip kapatacağım. Seni görmek istiyorum. Umarım beni kırmazsın kızım. Bugün anneler günü ya. Sana konum atacağım. Bir saat sonra. Umarım gelirsin. Gelecek mi? Gelecek. Evet, evet. Sen imzalanacak evrakları eve gönder. Birkaç gün gelmeyeceğim. Hı hı. Tamam. Sarı. Buyur abi. Kime geldi bu taksi? Deva Hanım'a gelmiş abi. Bugün son günü. Hatta son saatleri. Birkaç saatte neler değişir bir bilsen. Bilmem mi? Tabii Firuze. Konuşacakmış, konuşalım bakalım nasıl açıklayacaksın yaptıklarını. İbrahim. Oo Seyfi, merhaba. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Kalp krizi geçirdin diye duyduk. Çok şükür iyi gördüm seni. Kefeni yırttık çok şükür. İbrahim, bir şey duydum ama senin kız ne yapmış böyle? Ne yapmış benim kızım? Düğün günü zengin adama kaçmış diyorlar yukarıda kahvede. Vallahi herkes konuşuyor. Kapatması olmuş diyorlar. Sen ne diyorsun be edepsiz herif? Torununuz yaşındaki kızın dedikodusunu mu yapıyorsunuz kahvelerde oturup? Bana ne kızıyorsun kardeşim? Sen önce kendi kızına sahip çık. Hadi yürü git. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Edepsiz herif. Söylediği lafa bak. Terbiyesiz. Kocaman bir kadın olmuşsun. Ya kendi kendine de olsa doğan bir şekilde büyüyor Zafer Hanım.
Evet. Neden çağırdın beni? Ne yapıyorsun sen bana? Oyuncakçı Veysel'i hatırlıyor musun? Onun vitrininde buna çok benzeyen bir bebek vardı. Sen istemiştin ama ben alamamıştım. Günlerce ağlamıştım. Evet ama bana bunu almak için bir 25 sene kadar geç kaldım. İçimde ukde kaldı. Biliyorum telafisi yok ama bu senin için değil. Hamile olduğunu öğrendim. Torunum için. Telafi etmen gereken tek şey bu sence? Hı? Sıcak yatağında yatarken, yiyip içip karnını doyururken, gülerken, eğlenirken hiç aklına geldik mi biz? Sen o yastığına başını koyup da yıllarca nasıl uyudun? Hı? Çocuklarım aç mı, açıkta mı? Üşüyor mu, ağlıyor mu? Hiç düşündün mü sen bunları? Tabii ki düşündüm. Ben sizinle olmak istedim. Mustafa'ya çok yalvardım. Sonunda da ikna ettim. O zaman? Madem bu kadar vicdanın sızladı, kocan da kabul etmişti, madem niye almadın yanına? Çünkü o senin canavar abin benim kocamı öldürdü. Benim hayatımı alt üst etti. Senin annesiz kalman benim değil, onun suçu. Nasıl rahat yalan söylüyorsun? Kocan öldüğünde de almadın sen beni yanına. Halamın elinde kaldım. Abim ıslah evindeyken. Ben o evde neler çektim sen biliyor musun? Ben acılıydım. Kendimde değildim. Kendime gelmeye başladığımda da Armağan'ın o kazası. Hastanede fizik tedavilerde neler yaşadım. Umrumda değil. Ya senin ne yaşadın bak umrumda değil. Anlıyor musun beni? Sen gittin biz kör olduk, kör. Yemez, içmez, gülmez olduk. Abim benim masum bir çocuktu. Onun içindeki bütün masumiyeti öldürüp ondan bir canavar yarattın sen. Sen bizi hiçbir zaman sevmedin anne. O zaten bir canavardı. Sen niye canavara dönüşmedin? Ha? Beni de annem sevmedi. Ben de sevgisiz büyüdüm. Ben kötü oldum mu? Ha? Ama abinin içinde vardı canavar oldu. Bir dakika, bir dakika. Sen gerçekten kötü olmadığına mı inanıyorsun? Sen şeytana parmak ısırtırsın ya. Şeytan sana bakıp şeytanlık öğrenir. Abim kötülüğü yalnızca senden öğrendi. Senden. Ben kötülük yapmadım. Ben çok büyük hata yaptım kabul ediyorum ama ben kötülük yapmadım. Çocuklarını yaşarken öldürmek en büyük kötülük değil mi? Ne desen de söylesen haklısın. Boynum size karşı eğik. Size annelik edemedim. Ama hani bizi sevmedin dedin ya. Ben seni seviyorum Gül Enda. Ben seni armağan kadar seviyorum. Bu hikayenin masumu sensin. Sen ziyan olansın. İskeleyi kaldırtmışsın buradan. Kimse gelmesin diye. Sen istediğin kadar kaldır iskeleyi. Ben buraya geleceğim. Anladın mı?
Daha ne kadar orada öyle saklanmayı düşünüyorsun acaba? Beklediğin gelmedi herhalde. Beklediğim burada. Hep buradaydı zaten. Son saatlerim. Hani belki bir şey bulurum diye peşime takıldın. Babama diye çıkıp malum yere gittiğin içindir belki de. Peşime takılacağını biliyordum. Ne yani, tuzak mı kurdun bana? Peşime takılan sensin. Sen av silah malzemeleri satan bir yere girdin. Ne aldın oradan? Görmüşsün işte. Silah. Hatta savaş silahı. Dönem filmi falan çizmemiyorsun herhalde. Seni ilk gördüğüm gün. Burada. Vurmuş olsaydım her şey ne kadar farklı olurdu, değil mi? Beni öyle öldürmek kolay değil. Seni öldüreceğim. Ne bu şimdi? Şov yapmak için mi getirdin beni peşinden? Bu göl benim annemin mezarı. Bu beni attığın göl. Burada öldü benim annem. Kayboldu. Bir daha da kimse bulamadı. Suyun içinde. Orada bir yerde uyuyor. Ben her anneler gününde buraya geliyorum. Anneme mektuplarımı yazıyorum. Okumun ucuna takıp ona gönderiyorum. Okusun diye. Bugün de anneler günü. Bugün ona ne yazacağım biliyor musun? Seni. Seni şikayet edeceğim ona. Beni nasıl üzdüğünü anlatacağım. Beni nasıl kırdığını anlatacağım. Hakkımı nasıl yediğini anlatacağım. Şimdi iznin olursa annemle konuşmak istiyorum. Abin et severdi. Sen mantı severdin. Sen de ne zaman canım istese hemen yapardın demek isterdim. Ama maalesef. Hakkıyla annelik yapamadım size. Hadi ye. İstemem. Torunum için Gülendam. Hadi ya. Hadi. Armağan da senin kadar suçsuz biliyorsun.
Senin yaşadığın haksızlığı onun yaşamasına izin verme Gülendam. Ama özel bir çocuk, özel ihtiyaçları olan bir çocuk o evde kalamaz. Sen bunca yıl sonra beni... oğlumu geri almak için çağırdın değil mi buraya? Hayır, hayır, hayır. Ben sadece küçük bir ricada bulundum, o kadar. Pes sana ya. Pes. Sana pes. Bunca yıl sonra beni ayağına oğlunu geri almak için çağırdın sen. Hayır, hayır, hayır. Bak armağanı da oradan çıkaralım. Sen de gel benimle yaşa, tamam mı? Ya ne yapayım senin evini ya? Ben gelmişim bu yaşıma. Ne yapacağım ben bu yaştan sonra senin evini acaba? Ha? Lendam, istediğini önüne sererim, istediğini. En iyi dadılarla büyür torunum. Kim bilir o canavar sana da kocana da neler çektiriyordur. Sen benim abimin adını o ağzına besmele ile alacaksın. Duydun mu beni? Bir an olsun inanmıştım sevgine. Gülendam, ben seni çok seviyorum yavrum. Sus. Sus, sus. Daha fazla kişirme, sus. Sus. Allah hiçbir evladın başına senin gibi bir anne vermesin. Sen nasıl bir kadınsın ya? Aa, yeter be! Yeter! Ben yıllarca neler çektim, sen biliyor musun? Ha? Senin babana zorla verdiler beni. O evde hayatım geçti. Sizi büyüttüm, besledim. Yalan söyleme. Sen bizi büyütmedin. Biz kendi kendimize büyüdük. Senin büyüttüğün tek bir çocuk var, o da senin kıymetli oğlun. Duydun mu beni? Bir de çağırmışsın buraya yardım... Şimdi ne yapacağım ben biliyor musun? Doğruca eve gideceğim. Ve senin oğlunla konuşacağım. Bana bak, bana bak, bana bak. Eğer oğluma bir şey söyleyecek olursa senin dünyanı başına yıkarım ben. Senin o parmağınla da, o bakışlarınla da korkuttuğun küçük çocuk yok artık karşında. Kendine gel. Zafer Hanım, sen bana hiçbir şey yapamazsın. Benim arkamda dağ gibi abim var. Ama ben sana yapacağım. Oğlum bizim evimizde kalacak. Senden nefret etmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Önce gözünden düşeceksin. Sonra da senin çocuklarını terk edip giden bir şeytan olduğunu öğrenecek. Oğlunu kaybedeceksin. Niye biliyor musun? Çünkü sen hiçbir evladın sevgisini hak etmiyorsun. Bunu siz istediniz. Bugün alacağım oğlumu orada. Anca gelebildim. Kimseye görünmemek için yolu uzattım. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Neyin var senin? Gergin gibisin. Ha, gerginim. Mert sana söylemedim diye kızdın bana, biliyorum. Ama önce şunu söylesene bana. Gülcemal'le ne konuştun tam olarak bilmem lazım. Kes. Boşa geldim buraya. Ben gidiyorum. Dur, nereye? Gidip kızımı alacağım. Yeter. Fırfır parmağınızda döndürüyorsunuz beni yalanlarınızla. Orada kızım tutuluyor. Eziyet görüyor. Yetmiyor, üzerine ajanlıkla suçlanıyor. Peki sen ne yapıyorsun Firuze? Anne olarak ne yaptın? Ben bunun için mi gönderdim devayı senin yanına? Lütfen oturur musun İbrahim? Lütfen. Gülcemal bugün anlayacak Deva'nın ajan olmadığını. Konu kapanacak. Ha. Deva, Mert, yeni karısı, bir de Gülcemal övende kalacaklar. Ben de Zafer Hanım'ın yanında sana muhbirlik yapacağım, öyle mi? Öyle değil. E nasıl? Deva kim olarak kalacak orada? İbrahim, Gülcemal Deva'ya aşık. Sen ne diyorsun be kadın? Sen bu kızı neyin içine sürüklüyorsun? Ne biçim laflar bunlar canım? Neyin içine sürükleyecekmişim? Çocuğum o benim. Gülcemal Deva'yı el üstünde tutuyor. Deva da onun yanında mutlu. Deva'yı babasının katiliyle evlendirmek isteyen...
Bir tek Zafer Hanım değilmiş anlaşılan. Gülcemal dünyanın en iyi insanı. Onu ben yetiştirdim. Kızımı ona emanet etmeyeceğim de kime edeceğim? Sen ne diyorsun be kadın? Sen kimsin yahu? Gülcemal'i yetiştirmişmiş. Madem bunca yıldır hayattaydın, çıkıp geleydin, evladını yetiştireydin. Sen ne anlatıyorsun bana? Geldim. Geldim ama Zafer o zamanlar çok güçlüydü. Ben çok gençtim. Çıkamadım karşınıza, korktum. Ama uzaktan izledim ben hepsini. Bana ulaşsaydın, bir yolunu bulurduk. Çeker giderdik buradan. O devam, o küçücük kız. Kaç gece anne diye ağladı biliyor musun? Sen neredeydin be kadın? Adu, sen Zafer Hanım'ın oğluyla kızını büyütüyordun o sıra. İbrahim, lütfen. Zafer benim çocuğumu aldı elimden. Ben de onun çocuklarını büyüttüm. Bursa'ya gelmek için bekledim hep. Hep bunun hayaliyle yaşadım. Gülcemal'in intikam planına alet olayım daha iyi dedin yani. Gülcemal benim kim olduğumu bilmiyordu ki. Ona söylemedim. Ayrıca o planı da ben yaptım. Gülcemal'i buraya dönmesi, annesinden intikam alması için yıllarca işledim ben. Başardım da. Şimdi Bursa'ya geri döndük hem de çok güçlü olarak. Artık o kadından intikamımı alabilirim. Yeter! Bana daha fazla masal anlatma. Efendim, bir sorun mu vardı? Her şey yolunda. Senin Zafer Hanım'dan hiçbir farkın yok. Senin derdin devayla değil. Gelmek isteseydin, evladını yetiştirmek isteseydin bir sürü yolu vardı. Ama sen bunu istemedin. Senin tek derdin o kadındı. Kocanı elinden alan kadından intikam almak istedin. Ona gününü göstermek istedin. Şimdi gidip kızımı alacağım o evden. Çocuklarımı alıp defolup gideceğim bu şehirden. O benim kızım. Yıllar sonra bulmuşum, bırakmam. Öyle mi bırakacaksın ki? Kesin buraya bir yere saklamış olmalı Nazım. Bu mu acaba?
Burada öldü benim annem. Kayboldu. Nasıl hakkımı yediğini anlatacağım. Buralara kadar geldim peşimden. Hala hiçbir şey bulamadım. Son bir saat. Hala elimde hiçbir kanıt yok. Ellerim bomboş. Özür dileyeceksin. Bin pişman olacaksın. Yalvaracaksın. Efendim? Buldum Gül Cemal abi. Hemen eve getir. Hemen. Bakalım. Belki elimiz o kadar da boş değildir. Eve gidiyoruz. Zaten zamanımız daraldı. Geldi mi Sarı? Bir sen eksikten ihtiyar. Kızım nerede? Eva yok, dışarıda. Beklerim. Belki geç gelebilir, istersen yarın gel. Kızımı bekleyeceğim. Tamam Ney amca. Relax. İstersen içeri alalım seni, gel, ayakta kalma. Nereye gidiyoruz efendim? Gül Cemal'e, oğlumu almaya. Efendim, haddimi aşmak istemem ama Armağan Bey'in bizimle geleceğini zannetmiyorum. Sonuçta daha önce de gelmedi. Bu defa gelecek. Çünkü ona kimin evinde kaldığını göstereceğim. Ne işi var ya şimdi burada bu adamın? Babacığım. İpek, hemen eşyalarını topla. Deva'yı almaya geldim ben şimdi. Seni de alacağım, buradan gidiyoruz. Bir saniye, ne oluyor baba? Ne demek gidiyoruz? Kızım, soru sorma. Ne diyorsam onu yap. Eşyalarını topla, benden haber bekle. İbrahim. Kapatıyorum şimdi, hadi. İbrahim, lütfen. Yalvarırım İbrahim, şu an bir şey söyleme. Lütfen, İbrahim. Baba. Bunlar da geldi. Bittim ben. Baba. Kızım. Kızım. Gelmişsin. Bakayım sana. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hadi kızım, hadi. Hadi gidiyoruz buradan. Deva, bir konuşalım istersen. Ne konuşacaksınız hanımefendi? Kızımı o alçakla bu evde bırakıp gitmem ben. İbrahim Bey, lütfen. Gül Cemal'e bir şey söylemeyin. Önce biz bir kendi aramızda konuşalım. Söylemeyeceğim. Ama hiçbiriniz için değil. O kızcağızın karnındaki masum için. Tek isteğim kızımı alıp bu evden gitmek. Hadi kızım, hadi. Hadi. 5 dakika. Bir 5 dakika bana izin ver babacığım. Ondan sonra buradan birlikte gideceğiz. Ne oldu, niye geldin? Bir şey getirdim. Bunu Gül Cemal abiye vermen lazım. Tamam, haber bekle. Tamam.
Abi ne oluyor? İbrahim amca gelmiş. Deva'nın bana verdiği süre dolmak üzere. Ve sen bir kanıt bulamadın. Ne yazık ki buldum. Abi geldi. Bu senin son şansın. Kaçtın. Ben gidiyorum. Dikkat et. Zafer Hanım. Cemal'i göreceğim. Buyurun. Süren doldu. Biliyorum. Suçumu kanıtlayamadım. Boşuna ağzını yorma kızım. Hadi gidiyoruz. Ama çok erken konuşuyorsunuz. Daha görmemiz gereken şeyler var. Getir oğlum. Evi yıkıyor biri. Zafer Hanım! Bizi yalnız bırak. Zafer Hanım mı? Zafer anneye ne oldu bir tane? Hak etmiyorsun. Herhalde bu saygısızlığının bir açıklaması vardır Deva. Bana bunu nasıl yapabildin? Bu kadar mı kör oldun? Gülcemal'e olan nefretin seni bu kadar mı vicdansız yaptı? Sen ne saçmalıyorsun? Açık konuşsana. Kaçırtmadın mı beni? Adamlarına kaçırtmadın mı beni? Öldürmeye çalışmadın mı beni? Gülcemal beni gelip kurtarmasa ben ölüyordum. Sana benim yaptığımı söylediler ve sen inandın öyle mi? Ha? Sen babana yaptıklarını ne çabuk unuttun ha? Size yaptıklarını. Şimdi o canavara mı inanacaksın? Yoksa anne demeye tenezzül etmediğin bana mı? Sana senin kendi oğlun bile inanmıyor. Ben mi inanacağım? Armağan'ın ne alakası var? Sen Armağan'ı nereden gördün? Artık sen her ne saklıyorsan apar topar Armağan'ı Londra'ya göndermeye çalışmadın mı? O canavar dediğin kişi canavar falan değil. Asıl canavar sensin. Deva, anneme hiçbir şey söylemez demiştim sana. Devam et. Kafi. Aç şunu, devam et. Bana hesap vereceksin. Beni öldürtecek kadar benimle ne derdin var? Bu söylediklerine çok pişman olacaksın ama seni asla affetmeyeceğim. Sen kimi affetmiyorsun? Asıl ben seni affetmiyeceğim. Çık dışarı. Emrullah! Çin silah getirdin bana. Gülcemal'i öldürmek için. Katil yapacaktın beni. Yardım ediyormuş gibi yapıp bilerek beni orada bıraktın. Sonra senin istediğin olmayınca canıma kastettin beni. Bırak dokunma bana. Bana bak. Haddini bil. Yoksa... Yoksa ne? Kaçırtır mısın, öldürtür müsün? O devir kapandı Zafer Hanım. Artık benim arkamda dağ gibi Gülcemal var. Hadi dene. Bakalım bana yaklaşabiliyor muymuşsun? Çekil şuradan.
Bana yaptığın onca şeye rağmen sana güvendim. Bak. Kendi ayaklarımla geldim ben buraya. Ama ben sana hiçbir şey yapmadığım halde sen bana güvenemedin. Yargısızca infaz ettin beni. Madem bu kadar çok güvendin, neden çekip gittin o zaman? Ha? Ben söyleyeyim nedenini. Herkes benim kızımın hakkında konuşuyor. Düğün günü zengin bir adamla kaçmış. Kapatması olmuş diyorlar. Sen sadece bizim onurumuzla oynamadın. Kızımı bu eve kapatarak namusumuzu da dile düşürdün. Benim böyle bir niyetim yoktu. Neden daha önce söylemedin bana? Çünkü birazdan seni arkamda bırakıp gideceğim. Hak etmeni istedim. Tamam. Bitti artık bu müsamere. Gidelim kızım. Bırakın babacığım. Son bir şey var. Kanıtını bulamadın. Süren de oldu. Özür dile. Bana yaşattığın her şey için benden özür dile. Şimdi. Gözlerime bak. Gözümün içine bak ve ben çok pişmanım de. Sana yaşattığım her şey için çok pişmanım, senden özür diliyorum de. Şimdi yalvar bana yanında kalmam için. Zormuş değil mi? Hı? Öyle birinin karşısında diz çöküp yalvarmak. Özür dilemek. Sana seni öldüreceğim dedim, hatırlıyorsun değil mi? Seni nasıl öldüreceğim biliyor musun? Buradan çıkıp giderek. Sana dair her şeyi unutacağım. Bu evi. Yaşadığımız her şeyi. Hepsini unutacağım. Arkamda kalacaksın. Ki sen de bilirsin ya Cemal Bey. İnsan birini sevmeyi bıraktığında içinde ölmeye başlar. Şimdi gidebiliriz babacığım. Abi gidiyor, bir şey desene. Ay bu acıklı hikayeyi böldüğüm için çok üzgünüm ama herkes çocuğunu alıp gittiğine göre ben de çocuğumu alıp gidebilirim değil mi? Ne işi var burada?
Gelmeyeceğimi söylemiştim. Sana babanın neden öldüğünü anlatmamıştım Armağan. Artık zamanı geldi. Saçmalama. Baban evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Bak şimdi sırası değil. Nasıl? Sen bana hastalandı demiştin. Yalan söyledim. Baban bir yılan, bir canavar tarafından öldürüldü. Hani şu evinde kalmak için annenden ayrıldığın Gülcemal tarafından. Babanın katilinin evinde kalamazsın.